Herkese merhaba. 30 Haziran Pazar günü 98.si düzenlenen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu'ndayız. Derbi günündeyiz. Derbide kazanan Dragon Flame kadar güne damgasını vuran bir başka isim de tabii ki Kahraman Ekürisi'ydi. Görüyorsunuz ki kupaya yer bulamadık. O yüzden sıkıştırmak zorunda kaldık. Fedai abiye de çok ısrar ettim. Bugünkü röportaj için o da katıldığı için çok teşekkür ederim. Çok önemli konular var, sorular var ama ben önce abi seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim ben de. Abi öncelikle şunu sorayım. Bugün böyle bir şey bekliyor muydun? Şöyle söyleyeyim, biz uzun zamandır festival günü olan Gazi Koşusu günü bunu bekliyorduk. Bütün ekip olarak sene başından beri, daha doğrusu kış sezonundan beri bizim hedef günümüz Gazi günü, festival günü olan yarışlarda muvaffak olmak. Hatta dikkat ederseniz Çaykaya bir yarış koştuk, arada da yarışlar vardı, onları da koşmadık. Ama Gazi Koşusu ile ilgili çok önceden farklı atlarla da girebilirdik. Ama zaman bazı atların aleyhine işliyor, bazı atların lehine işliyor. Sonuçta bugün Ziska ile ve Oridincisi ile Gazi Koşusu'na geldik. Diğer koşular da bizim için çok önemli koşulardı. Neticede festival günü sadece Üşüt Aylar Gazi koşmuyor, diğer yarışlar da yayıldığı için kimisinin performansına göre yarışlara yayarak koştuk. Nitekim de muvaffak olduk çok şükür. Bir de özellikle bizim göz bebeğimiz Burgaz, bugün grup 1 yarışı vardı, 1600. Onun da bugün bu festival gününe denk gelmesi bizim şeyimiz oldu. Daha bilme, daha iftarımız oldu. Abi Çayka'yla başlamak istiyorum müsaaden olursa. Çayka şu an eski seviyesine geldi mi? Geldi. Şöyle ki sezon başında bir çim yarışı vardı. Sanıyorum o hava muhalefeti nedeniyle sentetiğe alındı. Biz koşup koşmam arasında %50-50 biraz kararsız kaldık. Koşmasak belki daha iyi olurdu. Çünkü bizim için nadide bir sapkan. Sentetik bir taraflarına belki zarar verebilir, belki ters et yapabilir vesaire diye korktuk ama yine de çimle kumara şey sentetik arasında çok büyük fark olmadığı için koştuk. Ama ilk düşüncemiz doğruymuş aslında. Biraz daha şey oldu, üzüldü o yarışta. Biraz toparlanması zaman aldı. Biz de biraz daha uzun süre tanıyarak arada bir iki tane yarış vardı, onları koşmadık. Direkt bu yarışı olan bu bugünkü yarışı koşarız diye hedef seçtik ve buraya geldik. 63 günlük bir aram ne vardı. Çok şükür de bugün muvaffak oldu. Ama biz padokta gördüğünüz mü bilmiyorum ama biraz da kilo almış gördüm ben kendim. Ama sağlığı falan 10 numaraydı, burkuldu. Selim de harika bindi. Kesinlikle. Timingini çok iyi ayarladı. Fotoda geçtik mi geçmedik mi dedi. Arasında bıraktım. Abi şeyi atlamadan Selim Kaya'yla bir anlaşma yapıldı. Aslında hikaye bugün değil, Cuma'dan başladı. Bir başarı silsilesi, evet, Bozkır Efesi'yle. Çünkü geleceğin Deniz Efesi gözüküyor şu an Akatağan'ın performansıyla ve çoğu insan da Akatağan'ın geçirilerine inanmıyordu. Bozkır Efesi yarışında özellikle inisiyatifi Selim Kaya mı aldı abi? Şöyle, startı biz kötü çektik. En dış kullar olması çok büyük dezavantajdı. Yani 2100 metrede biliyorsunuz fotoda hemen önce başlayan bir yarış viraj geliyor. Haliyle o kadar diğer atlara göre fazla mesafe koşuyor ki Selim orada muhteşem bir şey yaptı. Bizim hiç öngörmediğimiz bir şey yaptı. Ha, atın iyi koşması ile ilgili şöyle geçer Akkatan'ın tabii ki son zamanlarda gördüğümüz formda atlardan bir tanesi 4 yaşlarda. Biz bunu geçemeyiz diye düşünmedik. Biz bunu nasıl geçeriz ya da bu yarışı nasıl kazanırız diye aklımızı hazırladık. Ama ne oldu? Bu yarışa gelene kadar Kiperiyot'ta çok iyi bir idman süresi geçirdi. Bir de atlar galiba kıştan döndükten sonra biraz da böyle form olarak ve sağlık olarak da gelişiyor. Bursa ve Ankara'da koştuğumuz koştan sonra daha iyi bir duruma geldi. Yani biz bunu görüyorduk ama sahada görecek miydik? Onu merak ediyorduk. Ama %100 kazan, yani %100 kazanırız demiyoruz ama %100 inancımız vardı. Yani inancımızda en ufak bir düşme payı yoktu yani.
geçemeyiz, ikinci oluruz gibi değil de biz bu yarışı kazanacağız diye ekip olarak komple inanmıştık. Abi aslında Bozkır Efes'i deyince benim aklımda aslında tartışmaya da yer açmak istemiyorum. Bozkır Efes'inden bir önceki yarışında zaten bir komiserler kurulu kararıyla bir protesto sonucu olmuştu. Ön kameradan izlediğimizde o gün aslında yani benim naçizane görüşüm dışarıdaki atın açılmasıyla bariyerin kapanmasıydı. O konuyla ilgili bir şey demek ister misin? Herhalde komiserler kurulu orada yanlış karar verdi çünkü bütün kamuoyu kamuoyunda bu kararın doğru olduğu ile ilgili en ufak bir ses duymadım. Bir kişi dahi komiserler kurulu dışında bizim camiamızda olsun, yarış severler de olsun, bahis severler de olsun, bu işi yapanlar, antrenörler de olsun, yarıştan sonra geçen, bugüne kadar da geçen süre içerisinde bir tanesi dahi o haklı bir karar demedi. Nitekim de çocuğa da ceza vermediler zaten. O Emre evet. Aklı biliyordu orada. Çok güzel bir çocuk. Gereğini yaptı. En ufak bir hata yapmadı. Niye? Faul ile ilgili en ufak bir niyeti de yoktu. Dikkat ederseniz Kırbaç da hep sağdaydı. Evet. Dolayısıyla da içe atma diye bir söz konusu değil. Dışarıdaki atlar onu oraya götürüyordu. Evet. Çocuğun hiçbir suçu yoktu. Dolayısıyla kural gereği burada buna ceza veriliyormuş galiba ama bir dilekçe verdikten sonra galiba ceza da vermediler çünkü haklı buldular. Evet. Demek ki üst kurul. Bizde biraz da üst kurul ihtiyacı var galiba. Evet, ne yazık. Buna da dilekçenin cevabını da herhalde üst kurul verdi ki Emre Aktuğ'a da ceza vermedi. Normalde 15 gün jokeyde ceza alıyordu. Evet. Burgas'a geçmeden önce Zıska'yı en sona bırakacağım. Gazi koysunu. Black Cup Cafe'de olduğumuzu hatırlatalım. Vel Efendi Hipodromu'nda her zaman bize ev sahipliği yapıyor. Buradan Can Çağrı ve Afet Çağrı'ya da teşekkür edeyim ve Burgas'a geçeyim. Abi Alihan yarıştan çıktı. Alihan'ın yarıştan çıkması iki sorun var Burgas'la ilgili. Etkili oldu mu? İkincisi Burgas'ın ideal mesafesi nedir sence? Şimdi Burgas rakibine göre koşan bir at. İnanılmaz akıllı bir at. Biz çok seviyoruz bir kere aile olarak, ekip olarak, ekil olarak. Onun bir yerine bir şey gelmesin istiyoruz. Alihan'ın bir yarış koşacağını bildiğimiz için, Alihan'ın da temposunu bildiğimizde bizim de istediğimiz gibi bir yarış olacaktı. Dolayısıyla Alihan'ın koşması bizim çok lehimizeydi. Alihan'ın koşmadığını öğrendikten sonra biz demoruz olduk. Yani rakibimizin bir kere öncelikle koşmasını istiyoruz. Sağlık olarak da sağlıklı bir şekilde yarışa gelmediği için de ekstra bir gardımız düştü, üzüldük yani. Ama yarışın gidişatı bizim için Alihan koşsaydı çok daha iyi olurdu. Evet. Abi genel kamuoyu açısından Çayka beklenen bir isimdi. Ha, Burgaz'la ilgili de bugün de mesela biz orada da enteresan bir durum var. Şimdi Alihan koşsaydı herkesin dediği şuydu, bizim de dediğimiz şuydu. Ne yapacak? Alihan kaçacak. Biz ya da birileri 2'ye 3'e edeceğiz. İyi bir tempoyla gidecekti. Bugün başka bir şey oldu. Biz kaçacaktık normalde. Çünkü kaçan olmadığı için normal tempo, normal yarışımızı yapacaktık. Ama ısrar edip alanlar oldu zaten. Evet. Gene normal bir tempoda gitti ki 1.33 küsürdü. Küsürat devamını görmedim ama 33'ü gördüm. Yani biliyorsunuz 1.33.06 bizim hep beraber. Evet. 1.600 rekor hep beraber dedim. Evet. 1.33.06 olduğunu biliyorum ama 1.33.90 mı gördüm? 9'lu bir rakam gördüm. Yani 33 çok iyi bir derece. Yani iyi de bir derece çıktı. Aslında tempoda olmuş. Yani Alihan olsaydı da olmasaydı o tempo gene olmuş. Alihan olsaydı biraz daha atardı sanki abileri. Atabilir miydi? Atabilirdi. Alihan olsaydı bugün rekor çıkabilirdi bir ihtimal. Evet. Bir ihtimal. Abi Çayka da çok iyi dereceyle kazandı. Onu atlamayayım. Çayka ama Burgas bunlar beklenen isimlerdi aslında genel kamuoyunda. Ama Şiroki beklenmiyordu. Yani tabii ki siz atın durumunu daha iyi biliyordunuz ama. Bakamadım ama herhalde ikisi de 33 içerisinde bitirdi. Evet, evet, evet. Evet. Hatta Çayka'nın, yanlış hatırlamıyorsam Çayka'nın derecesi daha iyi. O da 30. O zaman piste demek ki evet. Bayağı bugün biraz da sertmiş galiba. Abi Şiroki için ne dersin? Şöyle. Şimdi Şiroki bizim Taylan'dan beri kabiliyetli bir kısak olarak kenarda tuttuğumuz bir kısak ama hala daha tay görünümlü. Bana göre bu kısak seneye çok çok iyi olacak. Seneye çok farklı kısak olacak. Biz biraz fazla yarış koşmayalım diye ben ekibe zaten pres yapıyorum bu konuda. Bu kısaka muvaffak olalım. Yani, sağlıklı tutalım. Seneye Çaykan'ın yerine bu yarışta devam edecek bir kısağımız diyorum portföyümüzde.
Nitekim de yanılmıyorum, bak iş ilerledikçe daha da iyi olmaya başladı. Yani görüntüye baktığınız zaman hala ben 2 yaşlı tayım diyor. Halbuki 3 yaşında. Demek ki 4 yaşında daha iyi olacak. O yüzden seneye onunla ilgili planlarımız, umudumuz fazla, planlarımız da fazla. Evet. Şapkadan tavşan çıkardı Selim Kaya ama bugün aslında benim gözümde tulum çıkardı deyim yerindeyse. Zıska'yla da Gazi'de ikinci oldunuz. Tabii Gazi şampiyonumuzu da tebrik edelim. Abi Zıska da harika koştu. Muhteşem koştu. Gazi ile ilgili ne dersin? Şimdi Gazi'nin favorileri tabii ki kağıt üzerinde favorileri basında var tabii. Biz favori kim diye bakmıyoruz. Atımızı bir yarışa iyi hazırlamaya çalışıyoruz. Bu yarışa giriyorsak hak edeni sokmaya çalışıyoruz ve muvaffak olmaya çalışıyoruz. Zıska da bizim Gazi'de kazanmayı beklediğimiz bir attı. Şartlar işler yoluna giderse. Çünkü yarış şansı çok önemli bu işte. Tam istediğimiz gibi tempo nezdinde ve gittiğimiz yer konumu itibariyle farklı olsaydı kazanabilir miydik? Evet kazanabilirdik ama kazanı da tabii ki tebrik ediyoruz. Onlar da çok harika koştu. Aklın sözlerini bildiğim Dragonflame. Onlar da arkadaşlarımız attı. Onlar da bir yerleri pas geçip direkt buraya geldiler. İyi hazırlamışlar atlarını. Harika bir yarış oldu. Tekrar onları tebrik ediyorum. Biz ikinci olduk. Biz de kazanmış sayılırız. Kesinlikle. Ama abi Zıska'ya gerçekten çok inanmışsın. Çünkü ben yarıştan sonra döndüm sana gördüğümde biz bunu kazanırdık yüz ifadeni gördüm. Evet. Ya 4-5 gitsek mesela o trafik problemi oldu. Siz yarışı nasıl baktınız bilmiyorum ama ben defalarca daha izleyeceğim. Şu an çıplak gözle gördüğüm kadarıyla Torgold'un açılacağını, durmayacağını düşünerek Selim orada biraz oyalandı. O da açılmadı, durdu. Bu sefer dışarı almak zorunda kaldı. Orada bir kapanmalar olmasaydı belki farklı olabilirdi. Belki kafa bürün, belki mücadeleyle atlarda biliyorsunuz. Yan yana geldiği zaman, lüt yaptığı zaman kimin nasıl karakter göstereceğini de bilmiyorsunuz. Biz orada yan yana da gelemedik. Evet. Abi son sorumu sorayım. Ankara koşusuna, şimdi portföyünde çok fazla atı var. Ankara koşusuna kimle gidebilirsin? Benim şu an mesela aklıma Zıska da geliyor. Kısraklar da geliyor. Ben açık söyleyeyim mesela Kahraman Ekmesi'nin en beğendiğim atlardan biri bugün hiç konuşulmuyor. Çünkü yarış kazanmadığı için 13.'si. Yani kaç atla gideceksin abi Ankara'ya? Bilmiyoruz şu an. O Ankara koşusu çok ileride bildiğim kadarıyla. Evet. Daha Zıska yani yüksek ihtimalle sendeki taylarda uzun mesafe kalitesi olduğuna, mesafe istediklerine inanıyor musun? Dışarıdan öyle görülüyor. Şimdi şu gerçekçi olmak lazım. Biz tabii pedigre çalışıyoruz. Eyvallah. Yani hedefimiz de bizim en büyük yarışımız da Gazi koşusu ama hep Gazi koşacak diye pedigre yapmıyoruz. Klasik yarışlarımızda başarılı olacak atlar doğurmaya, yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu da şöyle bizim de Türkiye'de en iyi yarışlar aslında 1600 civarında. Yani 1600 civarında ortalamaya bakarsanız Gazi'yi kenara koyun. Çoğunlukla yarışlarımız hep 1400-1600 ağırlıklı olarak. Türkiye'de de Gazi koşusu 2400 gibi de koşulmuyor. Mahallelerde evet. Çoğu zaman muvaffak oluyor. O yüzden iyi at yetiştirelim. Evet. Gazi zaten koşar diyoruz. Önemli olan o. İyi abi, Gazi zaten koşar diyoruz. Abi valla emeğinize sağlık. Atlamadan ekibe de söyleyelim. Eser Yeşil seyisinden antrenörüne, Kadir abiden tüm ekibe tebrikler abi. Bu tabloyu yakalamak gerçekten çok zor bir iş. Şimdi burada röportajın sonunda şunu değinmek istiyorum. Bizim ekipteki en aşağıdan en yukarıdaki bütün çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Herkesin eline sağlık. İnanılmaz derecede ben inandırdım, onlar da inandılar. Vazgeçmediler inanmaya. Mesela Zizka'ya basın olarak siz de inanmıyordunuz mesela ama biz ekip olarak inanıyorduk. Onlar da inandılar. Canı gönülden çalıştılar. Hepsinin emeğine sağlık. Ayrıca da bugünün yıldızı aslında sadece biz değiliz. Bugünün yıldızı da jokey Selim Kaya. Kesinlikle. Niye Selim Kaya? Şöyle ki ustalığını bizim hazırladığımız atlarda gösterdi. Evet. Şimdi hepimiz tartışabiliriz. O olsaydı, X bir şahıs olsaydı, örneğin eski çökeğimiz olsaydı bu olur muydu? Ben de bilmiyorum. Evet.
Evet, aslında Fedai abi çok güzel bir soruyla noktalandırdı. Bunu da izleyenlerimize bırakalım. Onu zaten basına bak. Evet. Fedai abi çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, günün kahramanı Fedai Kahraman'la röportajımızın sonuna geldik. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.